Tekno hoş geldiniz. Ben Tansel Şahin. Attığım diye Uğur Yurtsever var. Uğur abi birlikte oyun dünyasında geçtiğimiz hafta neler olmuş, neler yapmış onları konuşacağız. Nasılsın abi? İyiyim Tansel. Seni sormalı. İyidir abi. yaramaz bir şey yok. Şimdi gündeme geçeceğiz ama her zaman olduğu gibi anketle başlayalım. Geçen hafta ne sormuştuk? Sonuçlar ne çıkmıştı? Onları bir senden alalım abi. Geçen hafta Xbox etkinliğinin tarihi belli olmuştu. 23 Temmuz'da düzenlenecek. Hı -hı. bir saat civarı sürecek bir etkinlik yapacak Microsoft cephesi. Biz de izleyicilere sormuştuk. Nasıl bekliyor musunuz bu etkinliği? Ne düşünüyorsunuz bu etkinlik hakkında diye. Sonuçlar şöyle. %37'si izleyicilerimizin beklentim düşük demiş. %36'sı önceki etkinlik kötüydü ama bu sefer beklentim yüksek yanıtını işaretlemiş. %28'inin de bu etkinlik ilgisini çekmiyormuş. Yani aşağı yukarı benzer oranla çıkmış. Yani beklentisi olanlar ve olmayanlar. Bakalım neler olacak 23 Temmuz'da birkaç gün sonra yani etkinlik düzenlenecek bir saat civarı sürecek dediğim gibi ve tamamen oyunlara odaklı olacak. Biz geçen hafta konuşmuştuk hani bir fiyat beklentisi fiyat açıklama beklentisi içinde olmadığımızı söylemiştik. Nitekim öyle olacakmış onu da, onu da açıkladılar yani fiyatı açıklanmayacak konsolun yine daha ileriki bir tarihe kaldı. Bu etkinlik tamamen oyunlara odaklı olacak senin var mı beklediğin bir oyun? Vallahi göreceğiz yani yeni Forza'ya dair bir şeyler görmek istiyorum yeni Halo'ya dair bir şeyler görmek istiyorum. Geçen hafta konuşmuştuk sen Fable demiştin aklımı çelmiştin. belki yeni Fable'a <laughs> dair bir şeyler görmek güzel olur. Bilmiyorum bakacağız göreceğiz. Evet şimdi Forza ve Halo zaten e, yani olmazsa olmaz artık her e, yeni konsol jenerasyonunda bir oyun geliyor hı hı. ki zaten duyuruldu Halo Infinite çıkacak ama Forza duyurulmadı ama muhtemelen o da bu etkiyle gösterilebilir gibi geliyor bana. Ama yeni işler görmemiz lazım. Çünkü birçok stüdyo aldılar. E, hep konuşuyoruz e, iki yıldır. Onların neler yaptığını, yeni nesil için neler yaptığını görmek istiyorum. Bir şey var hatırlarsan. Bayağı bomba transferlerle kurdukları initiative adında bir Hı -hı. yeni stüdyo vardı. Hatta 3A değil 4A bir oyun deneyimi evet. yapacağız diyorlardı. Belki onların oyununu görürüz. Ne üzerine çalıştıkları belki açıklanır. E, yeni Hellblade'i göreceğiz. Hellblade Hı -hı. 2. Muhtemelen gösterilir. Ama dediğim gibi yani Halo'yu ve Forza'yı biraz belki uzun gösterebilirler. Henüz Forza duyurulmamış olsa bile. Böyle evet. bir doyurucu oynanış görüntüleri görmek istiyoruz. Bir saat süreceğini düşünürsek ve bu etkinin tamamen birinci parti oyunlara odaklı olacağını da hesaba katarsak bir şeyler göreceğiz gibi bu sefer. Bakalım benim beklentim var bu sefer. Biraz daha yüksek önceki etkinliğe kıyasla. Evet bir de şimdi Microsoft'un artık birinci parti tarafı çok daha güçlü eskiye nazaran aldıkları evet. stüdyolarla birlikte bünyelerine kattıkları stüdyolarla birlikte bu stüdyolardan bazı işler gördük ama daha sanki tam tap noktasını göremedik değil mi abi Bugün geçtiğimiz evet. jenerasyonda belki yeni jenerasyona dair yapılan çalışmalar bir yıldır iki yıldır devam edilen çalışmalara dair bir şeyler görürüz. Bir anda belki evet. şapkadan tavşanlar çıkar. Bunların hepsini evet. göreceğiz ama şunu da e, söylememiz şey lazım. Ee, sözünü kestim. Bundan sonra da etkinlikler olacağı için yine tüm kozları burada Tabii. harcamayabilirler. Muhtemelen evet, harcamayacaklardır. Ben de, ben de onu diyecektim. Bütün kozlar harcanmayabilir ki sonunun da bir etkinliği olacak yine önümüzdeki süreçte. Eee ki Obsidian ve Inexile da aldılar. Bunlar önemli mi diyorlar? Obsidian şimdi Grounded'da çıkaracak ama onların da belki bir kendi uzmanlık alanları olan rol yapma oyunu e, türü üzerinde bir şeyler yapıyor olabilirler. Westland'ın e, geliştiricisi Inexile'ın ki onları 3'ü şu an e, hazır duruma getirmekle meşguller ama onların da bir oyun üzerinde çalışmaya başladığı, AAA bir rol yapma oyunu hı hı. üzerinde çalışmaya başladığını konuşmuştuk. Belki onu da görürüz. Bakalım ya yani umarım dolu olur ki benim bu sefer dediğim gibi demin de beklentim biraz daha yüksek önceki etkinliğe piyasla Evet bakacağız göreceğiz çok az bir zaman kaldı zaten. Haftaya evet. da bununla ilgili düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyor oluruz etkinliği şöyle evet, bir bugün, değerlendiriyor oluruz. Evet bugün gündem çok yoğun değil zaten muhtemelen Hı -hı. haftaya konuşacak daha çok maddemiz olur. Bu arada belki bir canlı yayın da olabilir. Ee, şu anda kesin hani bir tarih ya şey belirlenmiş değil plan yok ama olacaktır diye tahmin ediyorum. Belki Levent abi'nin de katılımı olabilir. Ee, bakacağız ne olduğunu. Onda Murat ben yani muhtemelen duyurur zaten canlı yayın evet. tarihinde. 7'de olacak Türkiye saatiyle 7'de. Erken de bir saatte. Hı hı. Etkinlik. Herkes izleyebilir gibi geliyor. Evet. Öyle bu arada gündeme geçmeden önce bir maddede maddeler arasında yok hafta arasında e, Henry Cavill'in PC aslında haftanın haberi oydu. <laughs> toplama videosu vardı. Evet. <laughs> Birazdan hani magazine de, magazin de girmeyelim diye maddeler arasında koymadım ama <laughs> o da ilginçti yani. Gündüz başlıyor, gece oluyor, hala bitmemiş falan. <laughs> o işin içinden çıkamıyor falan. Eğlenceli bir video olmuş. Abimizin zaten PC oyuncusu olduğunu biliyorduk. Hani konsolda yerine PC tercih ettiğini. Daha önce röportajlarında öğrenmiştik. Bu da ilginç, enteresan bir video olmuş. Evet. Birçok insanın da gönlünü kazandı. Bu PC Toplama evet. videosuyla. Artık bizim gibi koca adamların bile böyle sempatisini bir anda kazanmaya başladı adam çok evet, hızlı evet. bir şekilde gayet güzel bir video şöyle bir bakın zaten çok uzun değil bir bakın bu evet. arada baya nizami topluyor yani içi derli toplu kasanın ben şey bekliyordum ve benim gibi toplayacak hiç böyle <laughs> uğraşmayacak kabloları <laughs> evet, falan başla... i̇şte her yerden sarkacak. Evet başta bir ters takıyor falan evet. bir şeyler Hı -hı. oluyor bir o işte radyatörü koyacak yeri bulamıyor falan böyle bir. Sıkıntı yaşıyor zaten çok hı. uzun sürüyor çok eğlenceli evet. yani Gece oluyor falan hala bitmemiş hı hı. eğlenceliydi yani güzel sonunda mı ortaya güzel bir iş çıkıyor gerçekten evet sonunda değerli toplu güzel bir kasa çıkıyor Ona da evet. bakabilirsiniz evet ilk maddeyle gündeme geçelim abi istiyorsan geçelim. Microsoft Flight Simulator'ın çıkış tarihi belli oldu oyun 10 DVD olacak kaç CD olacak Onu hesaplayamadım ben <laughs> 60 CD mi oluyor ne oluyor bilmiyorum ama evet. artık kaç CD olacak onu isteyenler hesaplayabilir. Geliyor yani abi. 18, 18. Ağustos'ta piyasaya çıkıyor PC için ilk olarak. Hı hı. Ee, daha sonra Xbox bana ve Xbox Series X'e de gelecek zaten oyun. Xbox evet. Game Pass'e de geliyor çıkar çıkmaz. Hı, hı. Biz herhalde Standard öyle Standart deneyi... Evet, standart edition'a gelecek. Biz herhalde öyle deneyeceğiz. Hı hı. Oyun Steam'e gelecek mi? Çünkü son zamanlarda Microsoft oyunları Steam'e gelmeye başladı ama bu konuda bir bilgi göremedim ben. Steam'e baktım orada da sadece Önceki oyun var şu an, belki gelir, belki ileri bir tarihte getirirler. O henüz kesin değil. Oyunun evet. tabi standart edis bahsettik. Premium edisyonu var, deluxe edisyonu var. Evet, bu farklı versiyonlar tartışma konusu oldu. Şimdi hı hı. oyunun standart versiyonu 350 lira Türkiye'de, 550 liraya bir deluxe Edition var, 750 da premium. Bunların arasındaki fark da şöyle. E ekstra uçak ve hava alanı var bu versiyonlarda. Yani normal standart versiyona kıyasla daha fazla uçak ve hava alanı olacak e, deniyor ama tabii uçak anlaşılabilir. Son yıllarda bu tarz e, promosyonlar yapıyor. Birçok bir oyunda görüyoruz bunu ama hava alanı mevzusu pek anlaşılamadı ilk başta. E, acaba hani şimdi standart sürüme sahip olanlar daha az hava alanı opsiyonuna mı sahip olacak gibi bir endişeye kapıldı birçok oyun oyun sever ama durum öyle değilmiş. Oyundaki bütün havaalanları oyunun bütün sürümlerinde olacak. Zaten daha önce de konuşmuştuk. Oyun birçok bilgiyi, oyun dünyasını yaratmak için birçok bilgiyi bin haritalarından alacak. Hı hı. Bunların içine havaalanları da dahil. Yani havaalanın tasarımlarının büyük bir kısmını e, için veriler bin haritalarından alınacak. Ve oyunda 37 bin civarı yani dünyadaki neredeyse bütün havalanları olacak. Ama Microsoft şöyle bir şey yapmış. Bazı havaalanlarını daha özel bir deneyim olsun düşüncesiyle elle tasarlamış. Bu e, versiyonlardaki fark bu. Yani bazı işte standart versiyonunda 30, deluxe versiyonunda 35, premiumda ise 40 tane hava havaalanı elle tasarlanmış olacak. Yani atıyorum sende standart e, sürüm var. Frankfurt havaalanına ineceksin. Orada gördüğün havaalanı e, standart havalan olacak. Yani 1000 haritalarından alınıp oluşturulmuş havalan olacak ama eğer premium versiyona sahipsen indin havalanı seni orada daha elle e, tasarlanmış bir e, havalanı karşılayacak orada. Böyle bir fark var. Yine Ubisoft'ta biraz herhalde öykünmüşler. Evet. E, kafa karışıklığı falan yarattılar. Daha sonra işte bir e, şey paylaştılar bir görsel ki onu da vereceğim haber linkinde e, bulabilirsiniz. Yani hangi versiyonda hangi havalanlar olacak? hangi uçaklar olacak fazladan. Onları, onları göstermişler bir şey görsel paylaşarak. Türkiye'deki herhangi bir havalanı yok bu elle tasarlanmış havalanlar arasında. Uganda var, Nepal var. Bhutan'dan havalanı var ama bizden yok. Neyse işte. Öyle. Yine bir tam liste için vereceğimiz tamam. linke bakabilirsiniz. Evet. Var mı sen eklemek istemişlerin? Yani güzel görünüyor oyun zaten değil mi? Muhteşem görünüyor yani. Oyun çok güzel gö görünüyor. Yani biz PC'lerde güzel bir şekilde oynayabilecek miyiz? Bir de şimdi gerçek zamanlı <laughs> veri akışının da önemli olduğu bir oyun. Acaba internetimiz yetecek mi? Hadi belki benimki yeterli de birçok e, Türk kullanıcısı interneti yetecek mi? Bilgisayarlarımız o verileri işleyebilecek mi? Microsoft'un sunucuları düzgün çalışabilecek mi? Yani Babam evet. böyle pasta yanmayı nerede öğrendiye kadar gidecek birçok fazla e, soru zinciri var. Umarım Doğru. oyun düzgün çalışır. Umarım rahat bir şekilde oynayabiliriz. Ben uzun zamandır bekliyorum. Yani çok böyle e, uçuş simülasyonlarıyla uzun yıllardır aram yok ama bu yeni Flight Simulator'ı bayağıdır bekliyorum. Bir tane de arkadaşımın uçuş setine göz diktim. O da bir, birkaç Oo. ay daha şehir dışında olacakmış. Bilgileri aldım. Gidip evine çökeceğim uçuş. Evet. Ona setine. çökersen e, müthiş evet. bir deneyim olabilir yani. Çünkü evet. gerçekten güzel görünüyor. Umarım Bizim sistemlerde güzelce kaldırır oyunu çünkü gerçekten detay seviyesi muhteşem inanılmaz yani tablo evet, gibi kesinlikle. gerçek gibi Game Pass'e geldiğinde tekrardan hatırlatalım. Standart edition evet. ama Game Pass'e geliyor. 10 premium evet. havaalanı eksik, 10 da uçağımız eksik ama olsun önemli değil. Değil. 18 Ağustos'ta bakalım oynarsak da deneyimlerimiz yine gündemde konuşuruz. Evet, sıradaki habere geçiyorum. Yine Microsoft'tan bir haber. Microsoft'un buluttan oyun oynatma hizmeti Project xCloud Eylül ayında çıkıyor abi. Evet, bir süredir beta'daydı zaten. Hı hı. Eylül ayında çıkıyor. Hem de Xbox Game Pass Ultimate sahiplerine ücretsiz olacak. Yani tek evet. bir üyelikle Microsoft'un oyunlar konusundaki bütün ekosistemine sahip olabileceğiz. İşte Game Pass konsol, Game Pass PC ve xCloud. Evet. Ayrıca e, Xbox'ın patronu Phil Spencer hizmetin isminin de değişeceğini söylemiş. Yani Xbox olmayacak çıktığında artık yine bir saçma sapan bir isim bulurlar. Yani Microsoft genelde isimlendirme <gülüyor> konusunda <gülüyor> konsolun bile ismini e, doğru düzgün e, koyamadığını düşünürsek. Evet. Yine garip bir isim bizi karşılayabilir. Ama olay güzel. Olay çok iyi. Şimdi bundan önceki e, bulut servislerindeki en büyük tartışma konusu şuydu. Şimdi bir servisin bir tanesi bize Elimizde bile olsa oyunları tekrardan satmayı öneriyordu. Bir tanesi sadece elinizdeki oyunları oynayabilirsiniz diyordu bu büyük servislerden. Şimdi Microsoft diyor ki Game Pass'le birleşik halde geliyor ki Game Pass kütüphanesi bence oldukça yeterli bir kütüphane. Bunu zaten yıllardır söylüyoruz. Artı Microsoft'un kendi oyunları da çıktığı gibi buraya doğrudan ekleniyor. Yani bu yeni jenerasyondaki oyunlara da doğrudan göz kırpmak demek. Şimdi evet. Microsoft bu hizmetle bir birlikte artık ismi değişecek ne olduğunu biz bilmiyoruz şu an sana hem bir donanım aldırmıyor hem de oyun aldırmıyor yani oyunu alman da gerek kalmayacak donanım alman da gerek kalmayacak bu da bence Game Pass'i bu servisi Game Pass'le birlikte diğerlerini ayıran bir hale getirecek evet. yani Microsoft'un derdi son yıllarda daha çok konsol satayımdan ziyade bu Hizmet için online hizmet. servis işini daha da güçlendirime doğru direksiyonu kırdığını görüyoruz. Game Pass'teki bu agresif hamlelerle birlikte, buradaki bu yaptığı, bu bence şahane bir olay gerçekten. Yani evet. hiç oyun olmayan birisi bile, daha önce hiç oyun kütüphanesi biriktirmesine de gerek yok. Tekrar oyuna para vermesine de gerek yok. Game Pass kütüphanesiyle işi bitiriyor. Bence çok oyun değiştirici bir e, hizmet olacak bu. Ben de çıktığında kullanacağım zaten Game Pass Ultimate'ı. Kullanıyorum. Evet. Çok severek, keyif alarak kullanıyorum. Bu da gerçekten güzel olacak. Yani cep telefonumuzda da ki benim telefonum bu hizmeti kaldırır mı onu da bilmiyorum ama bazı yeni jenerasyon oyunları oynayabilmek güzel olur. Bakalım. Tabii ki GeForce Now'ın performansından da memnun kalmıştık. Evet. Kesinlikle. Çok yani, iyiydi. İyiydi. Bakalım Microsoft'un ıı, hizmeti nasıl bir performans sergilecek ülkemizde. Evet. Tabii tek başına fiyatı ne olacak? Veya düz gamepad sahipleri için bir fiyatlandırma nasıl olacak? O konuda henüz bilgi konuda önümüzdeki süreçte muhtemelen öğreneceğiz. Ama evet. dediğin gibi oyun değiştirebilecek bir hamle bu. Sony buna nasıl karşılık verecek veya verecek mi? Onu da göreceğiz. Yani onların da PlayStation Now hizmeti var ama Hı -hı. yaygın değil. Doğru. Yani ülkemizde yok mesela. E, onun da kapsamını büyütüp hem ülke anlamında hem de içerik anlamında kapsamını büyütüp e, bir rakip olmayı seçerler mi? Ya da böyle giderler? Onu da göreceğiz. Ama bir onların da böyle içi dolu bir hizmete ihtiyaçları var. Tamam belki birinci parça oyunlar Microsoft'un aksine hemen gelmez ama hı hı. yine de rakip olabilecek şöyle doyurucu bir kütüphane sahip bir hizmet sunmaları lazım bütün PlayStation sahiplerine. Bakalım yeni nesilde işler biraz daha kızışacak bu hizmet konusunda. Kesinlikle. Çünkü, tamam, içerik önemli birinci parça oyunlar çok önemli ama bir anlamda onu da sunabileceğiniz bir hizmet, bir paket de lazım. Evet. Microsoft belki birinci parti konusunda sonu kadar iyi olamayacak yine bu nesilde belki. Hı hı. Yani henüz bilmiyoruz. Görmedik de bu oyunları neler yapıyor yeni jenerasyon için konsol üreticileri tam bilmiyoruz ama henüz bütün kozlar paylaşılmadı. Ama hizmet konusunda bir adım önde olduğu bir gerçek. Bakalım bunu da yakın zamanda göreceğiz. Konsollar evet. çıktıktan sonra zaten şahit olacağız bütün sürece. Evet, yeni jenerasyonda sanki Sony biraz daha böyle geleneksel metotlarla takılacak. Microsoft da biraz daha böyle hani günümüz teknolojilerini kullanmaya çalışacak gibi görüyor. Bunu oyun anlamında söylemiyorum. Sunulan hizmetler anlamında ki ilk evet. e, Xbox çıktığı zaman da öyle çok şahane bir konsol değildi. Sadece online oyun oynatma konusunda çıtayı e, çok yükseltmişti. Yani arkadaşlarınızla birlikte işte sohbet ederek konsolumuzda en rahat oyun oynayabileceğiniz konsol dönemin Xbox'ıydı. Evet. Keza 360'ta da Yine bu olay PlayStation 3'e nazaran çok daha iyiydi ee, son zamanlarda çok böyle istedikleri gibi olmadı ya da acaba biz mi onları yanlış yorumladık bilmiyorum ama bu servis olayında bence artık makas açılacak ha. belki başarılı olurlar belki de başarısız olurlar tabi şimdi günümüz teknolojilerini takip etmek bir şeyleri önden götürmekte her zaman güzel sonuçlar getirmeyebiliyor bunu geçmişte çok gördük. Evet. Diyorum ve sıradaki habere geçiyorum. Bir yandan da Sony diyor ki PlayStation 5 üretimini iki katına çıkartıyoruz. Yani öyle servis servis <laughs> hizmet hizmet yok. Biz konsol satacağız eski toprak devam edeceğiz diyor. Ne diyorsun abi? <laughs> evet, hatırlarsan aylar önce PlayStation 5'in piyasaya sınırlı sayıda çıkabileceğini konuşmuştuk. Hatta Bloomberg'in de bir raporu vardı. Bu rapora göre konsol ilk yılında sadece 5 milyon üniteyle piyasada olacaktı. Ama geçtiğimiz hafta PlayStation 5'in üretiminin iki katına çıkacağı haberleri gelmeye başladı. Eylül ayına kadar 5 milyon üretimin tamamlanacağı ve bu sayının da yıl sonuna kadar 9-10 milyona erişeceği konuşuluyor. Ki haberlerin kaynağı ise yine Bloomberg ve Bloomberg'in yanında Japonya'nın hatta Asya'nın uzak doğunun en büyük finansal yayın organlarından biri olan Nikkei. Yani yine sağlam kaynağa sahip bir haber bu. Yani... Tabii konsolun fiyatı da henüz belli değil. Sony neler yapıyor, neler karıştırıyor perde arkasında bilmiyoruz. Önümüzde en az bir Sony etkinliği daha var. Birden fazla da olabilir ama en az bir tane olduğunu biliyoruz artık. Ve konsolda muhtemelen Kasım ayının ikinci yarısından sonra... ...yani işte bu tatil dönemi denen, tatil periyodu denen... ...Noel tatili sürecinde e, piyasada olacak Xbox'la birlikte. Yani daha zaman var konsolların fiyatının açıklanmasına ama... PlayStation'ın üretimi son yılın üretimi, PlayStation'ın üretimini arttırıyor olması ilginç. Çünkü bu sayı PlayStation 4'ün çıkış sayısından çok daha fazla. Yani 10 milyon. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam ilk yılın sonuna kadar 4-5 milyon civarıydı PlayStation 5. Hatta e, 7,5-8 milyon e, satışa da üretime de e, galiba 9 ayda, 10 ayda falan erişmişti. Yani PlayStation 4 benzeri hatta ondan biraz daha yüksek bir satış trendi, çıkışı bekliyorlar. Bu bana ilginç geldi. Ki e, o dönem hatırlayanlar olacaktır. İlk gün birçok kişi PlayStation 4 bulamadı. İnsanlar sabahtan sıraya girip 2'şer 3'er üç, cihaz alıp ondan sonra kara borsaya düşmüştü. Kara bors PlayStation 4 daha ilk gününden kara borsaya düşmüştü. Ben de almaya çalışmıştım. Birkaç AVM'ye, birkaç teknoloji mağazasına arkadaşlar, eşi, dostu gönderip almaya çalışmıştım. Ama bir türlü alamamıştım. Maalesef böyle bir sorun olmuştu. E, i̇lk dönemi gerçekten sorunluydu. Ülkemizde daha çok sorunluydu. Evet. burada biraz daha e, yüksek bir satış rakamı bekliyorlar gibi enteresan. Yine benzer şeylerle, ka sahnelerle karşılaşacağız. Biz de olur yine yani. muhtemelen. Bizde de olur, yurt dışında da olur. Yine bulunamaz, çabuk biter. Hatta insanlar şimdi e, sen de görmüşsündür muhtemelen yurt dışında bazı büyük internet sitelerinde PlayStation 5 sayfaları görülmeye başlandı. Hı, hı. İnsanlarda da haliyle bir panik oluştu. Acaba bir anda erken e, satışa, ön siparişe açılır da biter mi şeklinde Sony bu endişeleri görüp bir açıklama yaptı. Yani hayır böyle bir şey olmayacak biz önceden ön sipariş edilme tarihini açıklayacağız dediler. Ee, muhtemelen bu önümüzdeki etkinlikte veya belki ondan sonraki etkinlikte artık fiyatlar da belli olmaya başlayacak. Yani Eylül, Ağustos, Eylül sonundan itibaren bir şey kalmıyor çünkü. Evet ee, Son 1-2 ay kala konsolun çıkışına fiyatları da öğreniriz. Ondan sonra da ön siparişler başlar. Yine benzer sahneleri yaşarız yine. Ha Türkiye'de tabii biraz daha e, agresif ve de değişik sahneler olabiliyor ama hı hı. Yani yurt dışında çok farklı olmuyor. Yine insanlar sıraya girecek, konsol bitecek, evet. kalmayacak. E, böyle şeyler yaşayacağız ama yani çok da çıkar çıkmaz almak ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum. Oyun fanesi ne kadar büyük olacak onu görmüş olacağız muhtemelen e, konsol çıkana kadar ama... Yine de ilk bir yılında, iki yılında çok fazla oyun olmuyor konsollarda, yeni konsollarda. Ülkemizde fiyatlar ne olacak onu hiç zaten şu an konuşamıyoruz bile. Şu an evet. konsolun fiyatı belli değil ama hı hı. bizde ne olacak apayrı bir tartışma konusu. Zamanla göreceğiz artık bunu da yani çok evet. şey diyemiyorum. Yani işin doğrusu aslında senin söylediğin gibi ilk 1-2 yıl konsol almak çok da mantıklı değil. Özellikle ilk çıkan kasaların yıllardır evet. sorunu da beraber getirdiği göz önüne alınırsa ama işte Oyuncu adamlarız bu konuda çok rasyonel düşünemiyoruz. Mümkünse çıkmadan gelsin hatta oynamaya başlayalım gibi düşünceler içindeyiz ama bu sefer herhalde biz de alamayacağız gibi Uğur abi biz de artık bu sefer evet, çıktığı evet. gibi öyle yok işte abime işte arkadaş göndereyim, kuzen göndereyim beklesin alalım <laughs> ya da olmadı Amazon'dan çekelim göndersinler falan gibi bir şey söz konusu olmayacak maalesef bu sefer. Fiyatlar çünkü evet. çok çok artmış durumda. Ben bir de şunu soracağım bilmiyorum hatırl hatırlıyor musun ama önceki jenerasyonda sanki fiyat daha erken. Belli olmuştu. Ya burada sanki böyle çok saklı gibime geldi ama tam da net hatırlayamadım. Ee, videodan sonra bir bakarım. Ama burada sanki biraz daha böyle belki koronanın da etkisiyle birlikte e, onlar da belki tam olarak ne olacağını ne Bir bilmiyorlar Evet. Bir belirsizlik vardı. Var uzun bir süre. E, şimdi rekabet de biraz daha kızıştı. Geçen jenerasyonda Sony 100 dolarlık bir gol atınca Xbox'a bir adım önde başlamıştı zaten. Evet. Şimdi biraz daha birbirlerini bekliyorlar fiyat için son evet. ana kadar açıklanmayabilir de yani. Evet. Ama bu sefer ortada kilit yok bir şey yok. Yani arada zaten çok büyük bir fark olmayacak. Ha hani yine tabii Xbox derse ki biz 100 dolar pahalıya satacağız. O dedim yani elini öperiz tabii de o kadar büyük bir cesaret örneği gösterirse bilmiyorum da. Yani fiyatlar çok yakın olacaktır diye tahmin evet. ediyorum. Yani geçen sefer çünkü adam fazladan bir tane donanım verdi. O da maliyetli bir donanımdı yani. Ondan dolayı ve Onda kullanamadılar. Ve onu da kullanamadılar. Onu da yani. Çok güzel donanımdı ama. Evet kesinlikle potansiyeli çok yüksek olan bir şeydi. Ama öyle oldu. Bekleyeceğiz göreceğiz. Bize de çok sık bu konuda sorular geliyor. Fiyatı biz de bilmiyoruz. Hatta yine konuyu biraz fazla uzattım. Geçtiğimiz haftada Vatan Bilgisayar galiba bir PlayStation 5 için bir sayfa oluşturmuş. Ben de birçok yerde gördüm. İşte fiyatı da 7000 mi 8000 mi ne olarak belirlemişler. Birçok kişi de onu gerçek sanmış. Babam dahil daha fiyat belli olmadı. Daha Vatan evet. Bilgisayar da bilmiyor yani ne kadar satacağını placeholder fiyat koyabiliyorlar öyle hani orada bir orada fiyat girilmesi gerekiyor sayfalar oluştururken bazen öyle bir şey evet. olabilir. Öyle bir şeydir zaten. Evet evet ee... öyle bir şey. Evet. Sıradaki böyle geçiyorum. Evet. Beyond the Steel Sky çıktı. 26 sene sonra gelen bir devam oyunu. Ben daha Desperados 3'ü <laughs> oynayacak zaman <mı> bulamadım. <laughs> bir de üzerine evet. bu çıktı abi. Evet. Ben de oynayamadım Desperados 3'ü. Onu da merak ediyorum ama bunu oynayıp bitirdim. Evet. 12 saat civarı süren. Bir oyun tabi Beneath the Steel Sky'ın devamı. Hı hı. Ee, 1994 tarihli bilim kurgu temalı macera oyunu. Ee, ki hani Beyond the Steel Sky'ın geleceğini de, devam oyununun geleceğini de konuşuyorduk. Geçen sene sonunda duyurulmuştu. Hatta sonra bir ertelenmişti. Evet. Aslında Haziran ayında da Apple Arcade için yayınlandı oyun. Geçtiğimiz hafta da Steam'e geldi. tabi ilk oyun muhteşem bir işti Beneath the Steel Sky. Gerek iş, iş, işlediği temalar işte... Baskıcı rejimler, sosyal bölünmüşlük, e, sosyal kontrol, e, tüketim toplumu gibi çok aslında derinlikli konuları işliyordu. Bunun yanında hikaye yazımı, karakterleri kendine az mizahıyla falan tam bir klasik ki geliştirici ekip Revolution Software ve oyunun baş tasarımcısı Charles Cecil abimiz... Benito Steel Sky'dan sonra bir başka klasiğe imza attılar. Broken Sword. Birçok insan aslında onları Broken Sword'la tanıdı. Broken evet. Sword serisiyle tanıdı. Ki onlar da muhteşem macera oyunlarıydı. 90'lı yıllara hatta 2000'li yılların başlarına damga vurdular. Ve tekrar Benito Steel Sky dünyasına dönmeleri 26 yıllarını aldı. Evet. Bu yeni oyunda Beyond the Steel Sky. E, yine ilk oyundaki ana karakterimiz Robert Foster'ı konte ediyoruz. İlk oyunun üzerinden 10 yıl geçmiş. Robert Foster kendisine Union City'de yani ilk oyunda oyundaki şehirden uzakta bir yeni bir hayat kurmuş ama yaşadığı köyde bir çocuğun kaçırılmasıyla abimiz kendisini yine Union City'de buluyor 10 yıl sonra. Şehir elbette son bıraktığımdan çok farklı. Böyle bir göreceli bir barış ve huzur hakim ama işlerin aslında pek de öyle olmadığını anlaması uzun sürmüyor. Dediğim gibi 10-12 saatin sonunda ben oyunun başından mutlu kalktım. Yani güzel bir oyun olmuş. Gayet hikaye güzel, sürprizli bir anlatım var. Ama ilk oyun gibi bir klasik diyebilir miyim? Diyemem yani. Oyun, özellikle oyunun ikinci yarısında yazım kalitesinde bir düşüş gözlemledim. Yani sanki biraz aceleye gelmişlik hissi aldım. Ama Gerek Union City, gerek bu şehri dolduran karakterler, diyaloglar, diyalog seçimleri, bulmacalar falan ilk oyunun hissini de yakalamayı başarmış. Yani ilk oyunun o kıvrak zekalı mizahı, e, tematik derinliği falan yine yerli yerinde. Hatta yer yer ben oynarken böyle bir Black Mirror bölümü izliyormuş hissi de aldım. Hatırlarsan oyunun 3 boyutlu olacağı duyurulduğunda biraz endişelenmiştik yani acaba... Hı -hı pek bir oynanış sunmayan modern macera oyunları gibi mi olacak diye düşünmüştük bu Telltale'in oyunları gibi ama öyle değil daha modernleştirilmiş bir aslında klasik macera oyunu yani içinde bulmacalar var diyaloglar var diyalog seçimleri yapıyoruz birçok karakterle etkileşime giriyoruz etrafı özgürce keşfedebiliyoruz ki çok iyi tasarlamışlar Union City yani kocaman bir cyberpunk şehirde olduğumuzu hissediyoruz o ölçeği hissedebiliyoruz ki bu dünyayı da WASD tuşlarıyla keşfetmek bence keyifli olmuş. Yani endişelerimiz boşa çıktı diyebilirim. Ben Sel uh, Shade o Borderlands'lerde işte hatta daha öncesinde 13'te e, gördüğümüz o e, görsel stil e, beni yine hoşuma gitti. Güzel olmuş burada da. Zaman zaman böyle of, grafiklerde bozulmalar, enteresan garip karakter hareketleri olsa da genel olarak teknik anlamda e, sorunsuz bir oyun diyebilirim. İlk oyundaki gibi o Çizgi roman stili ara sahnelerde korunmuş. Hatta bu sahneler yine tıpkı ilk oyunda olduğu gibi ...Watchmen çizgi roman serisinin yaratıcılarından olan Dave Gibbons imzası taşıyor. Yine çok kaliteli ara sahneler olmuş. Bu arada oyunda Türkçe alt desteği de var ki çevirde... hiç fena değil. Ben Beneath bundan 25 sene önce oynayıp bitirmiştim ve elimde bir sözlükle bunu <laughs> başarabilmiştim. Bugünkü gençlerin hani daha fazla imkanlarının olması güzel bir şey. Ama fiyat biraz pahalı işte. Şu an oyun Steam'de %20'lik %20 ilk hafta indirimiyle 120 lira. Oyunun tam fiyatı da 150 lira. Hı -hı. İki şekilde de biraz pahalı. Bence daha iyi bir indirim beklenebilir. Yani muhtemelen bu yıl bitmeden yarı yarıya indirim görür gibi geliyor. İlk oyunun büyük bir hayranı olsanız bile bence indirim bekle indirim. Ya yani oyun güzel, kötü olduğundan değil ama ilk oyun gibi bir klasik değil yani. Öyle büyük beklentiyle oynarsanız memnun olmayabilirsiniz. Yani yeni bir ...çıta belirlemiyor bu tarz oyunlar için ama... ...güzel bir devam oyunu olmuş... ...hikaye iyi devam, güzel devam ediyor... ...güzel yazılmış, zaman zaman işte... ...demin de bahsettiğim gibi bir takım... ...zayıflıkları olsa da biraz aceleye gelmişlik... ...hissedilse de özellikle oyun ikinci yarısında... ...yine de güzel karakterleriyle... diyaloglarıyla ...yine kendine az ile falan... ...eğlendim ben yani... ...bu arada ilk oyunu oynamamış olanlar olabilir... Ee, ...Binatistil Sky'ı... ...o da GOG'da in, ücretsiz olarak... ...alıp hı hı. indirip oynanabiliyor... Güzel bir oyun tabi. 26 yıllık bir oyun olduğu düşünülürse öyle bir beklentiyle oynamak lazım. Yani görseller biraz eski tabi ama dönemin en iyi macera oyunlarından biri. Gerçek bir klasik. Beneath a Sky eğer bu tarz oyunları seviyorsanız, merak ediyorsanız bence kesin bir göz atın derim. Evet. Ben Beneath Sky çıktıktan 8-10 sene sonra... Oynamıştım ve yine e, sen de anlattığın gibi İngilizce'de çok zor olarak Elimde bir elektronik sözlük vardı oradan çevre çevre Oynamıştım ama çok keyif almıştım Yani tabii hikayenin o zaman ne anlattığını Ne kadar derinlikte olduğunu falan anlayabilecek yaşta değildim ama Oyun beni bir şekilde O yapısıyla içine çekmeyi başarmıştı Çok keyif almıştım kesinlikle tavsiye ediyorum Yani çok eski falan diye burun kıvırmayın Bir bakın evet. yani illa bitirmenize gerek yok Bir saat 2 saat oynayın bir kültüre dilmiş olursunuz kafanın bir kenarına koymuş olursunuz. Bunda da ben de biraz indirim bekleyeceğim gibi abi. 120 lira. Yani 120 lira etmeyecek bir oyun olmadığını düşünmüyorum ama biraz daha inmesini bekleyeceğim. Evet. Ülkemiz, ülkemiz şartlarında biraz daha doğru. E, ucuz olması daha iyi olurdu ama biraz beklenebilir. Evet. Yani evet. yıl sonuna kadar bence yarı yarıya bir indirim alır hatta belki daha da altına düşebilir. Evet. O, oyun bu arada Apple tarafında da var onu da söyleyelim. Bilgisi evet. vermiş olalım. Zaten Apple aslında biraz ayak oldu evet. bu oyunun tekrar yapılmasına. O, o güzel oldu yani. İlginç böyle bazen <laughs> iyi işler de yapıyorlar. Çünkü evet. muhtemelen Apple işin içinde olmasaydı bir Benetist de Sky devamı göremeyecektik veya görmemiz daha uzun bir zaman alacaktı. Hmm. Oyun bir süre Apple Arcade ve Steam'e özel olacak. Daha sonra konsollara da gelecek. Xbox ve PlayStation tarafına da gelecek. Belki Switch'e de gelir. Evet. Gelmemesim yani neden yok yani? Evet, sonraki telefonumuzu iPhone almayı düşünüyoruz bakalım. <laughs> bu haberden sonra sıradaki habere geçiyorum. Scarambons baştan aşağı tekrar ya abi bu Ubisoft'tan ne istiyorsak gelmiyor. Bir şey görüyoruz. Hadi gelsin artık bari bunu oynayalım diyoruz. Yani işte Korsan Temalı, Korsan Temalı Black Flag'e benziyor falan diyoruz. O da yeniden başlanıyor En son e3 2018'de görmüştük. Seninle birlikte konuşmuştuk, evet. yorumlamıştık, beğendiğimizi söylemiştik. Bir daha da havadis alamadık. <laughs> Nitekim oyun baştan aşağı tekrar yapılıyormuş abi. Evet, hatta bir dizi projesi falan duyurdular. Evet. Bu evrende geçecek. Ya aslında bayağı güçlü geliyor gibilerdi ama... Evet. Anlaşılan o ki... Bunca zamandır görememizin nedeni... Oyunu aslında baştan aşağı yeniden yapma. Belki baştan aşağı sıfırdan... Tepeden tırnağa yeniden yapmıyorlar ama... Büyük oranda yeniden tasarlıyorlar. Oyunun vizyonunu odağını falan tamamen değiştirmişler. Hatta ekibin başına da 13'ün ki biraz önce de yine bahsi geçmişti. Çok güzel bir first person shooter değişik görsel tarzıyla, sel et görsel tarzıyla, ilginç hikayesiyle çizgi romansı. ki o da yeniden yapılıyor. Evet. 13'ün yazarı yönetmeni ve Splinter Cell Pandora Tomorrow'da da bölüm tasarımcısı olan Elizabeth Pellin getirilmiş. Bu da ilginç bir tercih olmuş. Hı hı. Oyun tamamen bir online hizmet, bir yaşayan oyun dünyasına dönüştürmüşler oyunu. Böyle oyuncuların kolektif katkılarıyla evrilecek, gelişecek, değişecek, devamlılığı olan bir oyun dünyası. İşte bir hikayeler, karakterler falan olacakmış oyunda. Yani hani ilk bakışta Division gibi belki kulağa geliyor olabilir ama Division daha statik bir dünya sunuyor bize. Burada bizim de yaptığımız katkılarla, o bütün oyuncuların yaptığı kolektif katkılarla değişen bir dünya sözü veriyorlar. Bunu daha önce sözünü veren birçok geliştirici oldu. Destiny örneğinde hmm. olduğu gibi ama bunu yine Destiny örneğinde olduğu gibi <laughs> çok çabuk unuttular <laughs> ve başarılı olamadılar. Doğru. Zor bir model çünkü yani. Zor bir, çok model, yani anlatımı, evet, çok zor bir model yani canlının hikaye anlatımı, sürekli evlenecek şey. değişecek bir hikaye anlatımı, bunda başarılı olmak, oyuncuları sürekli o dünyada tutmak, oyuncuları ilgisini canlı tutabilmek kolay işler değil. Benim bu sefer de beklentim çok yüksek değil. Bu oyundan daha yüksekti ilk duyurulduğunda. Kesinlikle. Ee, ama şu an azaldı. Bakalım ya bir şeyler görürsek. Çünkü bu oyunun yeri haline dair bir şey de göstermediler henüz. Hı, hı. gördüğümüz zaman yavaş yavaş bizi ikna ederler. Yani deneysel bir olaya kurban gidecek gibi geliyor. Umarım yanılırız tabii ki. Ama evet. bakalım. aslında söyledikleri yapabilirlerse oyun tema itibariyle buna uygun. Ama işte tabii, tabii. o söyledikleri, vaat ettikleri şeyi hani kağıda dökebilmek diyeyim gerçekten çok çok zor bir şey. Bunun da çok az başarılı örneğini gördük. Bakalım umarım. Yanırız. Hatta hiç umarım görmedik. Zor. <laughs> ya evet şimdi doğru. <laughs> evet, onu söylemek lazım. Çok yani kolay bir şey değil. Çok kolay bir şey değil. Umarım yapabilirler. Sıradaki evet. böyle geçiyorum abi. Yine apayrı böyle bir İki tane enteresan haber. Alt alta neler oluyor bu oyun dünyasında? PES 2021 ayrı bir oyun olarak değil, güncelleme olarak satılacak. Ayrıca oyunun motoru da değişiyor. Geçtiğimiz haftalarda böyle oyunlara çok ilgisi olmayan ama futbol oyunlarını çok seven bir arkadaşım bu şeylerden artık bıkmış. Her yıl FIFA almaktan bıkmış. Diyordu ki ya abi oyunu bir kere satın 1000 liradan 2000 liradan. Her sene işte 50 lira verelim kadroları güncelleyin falan diyordu. Tam onun üzerine bu haber çıkınca ben de ona ulaşıp <laughs> olayı anlattım. Bak dedim geliyorlar senin metot. Bu sene yapacaklarmış. Neler oluyor neler bitiyor abi. Evet. 15 Eylül'de bir güncelleme yayınlayacaklar. PES 2020 için. Steam'de şu an 65 lira. Yani kadrolar falan güncellenecek. Bu sene yeni bir oyun gelmeyecek. Bütün hazırlıklarını önümüzdeki yıla göre 2021'e göre yapıyorlar. Ee, yeni nesilde Yeni bir PES olacakmış. Oyun motoru değişiyor. Evet. Kojima'nın e, Konami'ye mirası olan Fox Engine bir kenara bırakılıyor. Bunun yerine Unreal motoru alınmış. Unreal motoruyla yapılacak yeni oyun. Hatta bir de kısa Messi videosu paylaştılar. Messi modellemişler. Zaten son dönemlerde yani o iki oyunu da hem FIFA'yı hem PES'i uzun zamandır takip etmiyorum. Son oyunları bilmiyorum ama e, bıraktığım dönemde de e, Yanılmıyorsam şu anda da karakter modelleri anlamında PES biraz daha iyi. Bilmiyorum son oyunlar konsa yanılıyor olabilirim ama. E, yine iyi bir iş şey çıkarmışlar ama oyun nasıl olacak, oynanış nasıl olacak? E tabi onlar Çünkü çok problemli, daha Problemli kısımlar bunlar yoksa yani Messi'yi benzettiği için kimse oyun alıp oynamayacaktır. Evet. E, oyunda ilk testler oynanış anlamında 2021 ortalarında başlayacakmış bu yeni oyuna dair. Bakalım yani yeni nesilde FIFA seviyesinde bir iş şey görebilecek miyiz? Bu bu yıllı pas geçiyor olmaları yeni bir oyun çıkarmayacak onları FIFA'nın tabii işine gelecek. FIFA evet. yine aynı oyunu e, tam fiyattan satacak. Değişik altı evet. güncellemeleriyle. Yani FIFA 21'den hiçbir şey beklemeyin. Yani bir beklenti varsa. insanlar tam alışkanlıktan alıp oynuyorlar. Ben de artık öyle yapıyorum. Farkındayım. Çok e, oyunun üst, daha güzel bir noktaya gitmediğinde ama en azından PES'e karşı daha iyiydi. Şimdi ben bu konuyu evet. hafta boyunca aklıma geldikçe birkaç kez düşündüm. Şimdi 20 yıl aşkın sürede futbol oyunları oynuyorum. Sen eminim daha uzun süreden beri futbol oyunları oynuyorsundur. Şimdi PES 3 çıktığında, Pro Evolution Soccer 3 çıktığında 2011'e kadar ben PES serisini oynadım. Arada tabii Winning Eleven'lar falan filan da oynadık ama 2011'den sonra son 9 yıldır FIFA'ya geçtim artık. Ama PES'in durumu o kadar kötüye gidiyordu ki Türkiye gibi PES'in kalesi sayılabilecek bir ülkede daha ki yanlış hatırlamıyorsam e, PES FIFA'dan daha önce Türkçe oldu eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yani evet, evet. Türkiye'de bile artık insanlar PES'ten FIFA'ya geçiş yaptılar. Bu da artık e, PES'in ne kadar kötü bir yolda olduğunu açıkçası gösteriyordu. Son yıllarda bir de oyunun ücretsiz verilmesi gibi bazı durumlar oldu. Yani light. Evet, light versiyonu light vesaire. Comes. Yani radikal bir hamle yapılması gerekiyordu. Şimdi bir yılı pas geçmek ne kadar akıllıca. Günümüzde bu kadar her şeyin hızlı döndüğü bir dünyada bu tartışılır ama radikal bir hamle yapmaları gerekebiliyordu. Ee, burada belki bir yıl için adamlara böyle bir ee, anlayış gösterilebilir ama 2021'de hiçbir bahaneleri olmayacak. Yani PES 2021'in FIFA 11'de yaptığı gibi e, tekrardan sazı eline alması gerekecek ve 2021'de gerçekten yok Messi'yi daha güzel modelledik. İşte Cristiano Ronaldo'nun saçında kesiyi daha iyi yaptık. Kramponlar daha güzel gözüküyor gibi şeylerle kurtulamayacaklar insanlar çünkü bu hesabını sorar buyur abi. Ki yeni nesil de geliyor. Yeni nesil konsollar da çıkıyor. Yani dediğin evet. gibi hiç bahaneleri kalmayacak. Yeni nesile kim daha iyi giriş yaparsa o aslında yine parsayı toplayacak. Evet. Bir de yani konsollarda futbol oyunları çok önemlidir. Yani, yani konsolları sattıran en büyük etmenlerden biri değildir ama çok ciddi bir etmendir konsol e, futbol oyunları. Bakalım göreceğiz. FIFA 21'den de demin de söylediğimiz gibi ümidi kesin. Ee, yani Ultimate Team'e tekrardan güncellemeler gelecek bir şeyler olacak ama onun dışında oynanışa dair bir şey görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Enteresan evet. bir kar. Bakalım ne olacak. Evet ki FIFA 21'de yeni nesil konsollar için bir takım iyileştirmeler içerecek ama PC ve oyunun PC versiyonu bu neslin FIFA 21 olacak. Yani evet. PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkan Hı hı. versiyonu olacak yani yeni nesil de çıkacak versiyonu PC'ye gelmeyecek bu da evet. e, değişik iyi yine aldığı enteresan bir karar çünkü hatırlarsan e, oyunun geçen nesilde yani mevcut nesilde PC'ye geçmesi de uzun uzun zaman almıştı evet. bir iki sene doğru. almıştı yani bir önceki neslin fifasını e, oynamıştık doğru e, o yüzden bu da belki işleri tersine çevirebilir. Yani tersine çevirmez belki ama belki PES'e bir avantaj kazanabilir. PES'in e, kesinlikle Konami'nin kartlarını doğru oynaması ve orta iyi bir oyun çıkarması lazım. Tamam, oyun motoru değişiyor. Hı hı. Bunu e, olumlu bir şekilde yansıtmaları lazım. Yani daha iyi bir evet. iyi bir oyun gelmesi lazım. Çünkü bu son şansları olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Yakalamaları mümkün olmayacaktır yani. Eğer vasat bir oyun çıkarsa çok iyi olmak zorunda. Evet ben son yıllarda çok kar ettiklerini açıkçası sanmıyorum yani son birkaç yıldır. Evet. Şimdi sayıları bilmiyorum ama cepten yiyorlar gibi geliyor bana diyelim ve e, bu onlar bu konuyu kapatalım. Pachinko pachinko makinesi yapıyorlar artık yani. Tamamen evet. o işe odaklanmış durumdalar. Evet. <laughs> video oyunları biraz e, geride kaldı onlar için. Gerek yok abi yani ne işim var video oyunu. <laughs> Herkes yapıyor zaten. Bu arada e, bu haftanın anketini bununla ilgili bir şey soralım. izleyicilerimizin de ben Doğru. yorumlarını merak ediyorum. Diyelim ve sıradaki habere geçelim. PUBG 70 milyon satışa ulaştı. İnanılmaz bir rakam. Yani evet. 70 milyon. 3 platformda birden toplamda 70 milyon satış. PC, PlayStation ve Xbox evet. Ama son 2 yılda satışlar yavaşlamış gibi. Aslına bakarsan PUBG 50 milyon satış barajını 2018'de geçmiş zaten. <laughs> evet. yani son 2 yılda 20 milyon daha koymuşlar bunun üzerine ama yine de müthiş bir sayı tabii. Şimdi şunu da söylememiz lazım. 2018 yazında çarşı baya karışmıştı bu tarz oyunlar için. counter Doğru. CS:GO yanlış hatırlamıyorsam tarihin gördüğü en düşük oyuncu sayısı ya da o sayıya çok yakın bir sayıyı 2018 yazında görmüştü. Tam bir Battle Royale çılgınlığıydı. Bir yandan Fortnite, bir yandan PUBG, bir yandan işte evet. YouTube'da, Twitch gibi platformlarda herkes bu tarz oyunları oynuyor. Oyunu bilmeyen kalmamıştı. Ben artık sokağa çıktığım zaman işte ufak kardeşlerimizin üzerinde böyle PUBG tişörtü görüyordum insanlar artık... amcaların kapatında <laughs> <evlilerin> kapatında PUBG <laughs> <çattı>. evet <laughs> yani şey görüyordum bu telefoncularda adam camın önüne asmış işte PUBG kolu gelmiştir ben anlayamadım birkaç defa Halbuki işte bu cep telefonunda oynanabilmek için bir aparat varmış vesaire yani gerçekten PUBG'yi artık bilmeyen kalmadı şu an mobilde de insanlar haritalı oynuyor evet evet 400 milyon kez indirilmiş Geçen yıl günlük aktif 50 milyon kullanıcısı varmış mobilde şu an PUBG'nin. İnanılmaz. Ya yani oradan da çok büyük bir kar ediyorlardır. Yani PUBG Battle Royale'in ismi, yüzü, bir nevi her şeyi oldu diyebiliriz. Daha önceden de Battle Royale oyunları vardı ama yani en başarılı olan PUBG oldu. Bizim çok aramız yok Battle Royale oyunlarıyla senin benim. Yani pek de beceremiyoruz. Pek de belki sabırlı değiliz bilmiyorum ama bize çok gelmedi ama 70 milyon gerçekten inanılmaz bir rakam. Evet. Ee, Gerçekten çok 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 büyük bir başarı takdir etmek gerekiyor. Evet oyun acaba iyi çalışıyor mu artık? Hep bir, çok onu bilmiyorum. Gündeme geliyordu. Evet. Bir light versiyonu çıktı falan filan hani biraz daha insanlar oy oynayabilmeye başladı ama biraz evet. optimizasyon özürlü bir oyundu. Acaba son hali ne? Uzun süredir çünkü bir şikayet duymuyorum veya çok belki yakından takip etmediğim içindir. Ama evet. bir ara bunlarla gündemdeydi sürekli oyun iyi çalışmıyordu. Bu arada sen de mi söyledin? 2018 yazına kadar 50 milyon satış rakamına Bu 50 milyon oyun çalışmazken sattı yani hani bunu. Evet, erken eşim. dönemi falan inanılmaz yani. Evet, konsola geldi. İşte büyük reklam yaptılar. Microsoft işte PUBG'yi Xbox One'a getiriyoruz diye. Orada da düzgün çalışmadı. Evet, evet, uzun bir süre perişan haldeydi yani. İşler acısıydı durumu. Xbox One X'te bile daha evet. güçlü olmasına rağmen. Yani herhalde kaçan kovalanır mı diyelim ne diyelim bilmiyorum. Evet. Öyle bir durum var, var galiba. Evet. Gelelim son haberi. Aslında bu haberi Uğur abi gündemden çıkarmıştı ama ben şimdi araya ninja olarak sokuşturuyorum. <laughs> bu da benim size armağanımdır sevgili TeknoSeyh izleyicileri. Metacritic kullanıcı inceleme sistemine bekleme periyodu getirdi abi. Evet şimdi. Yani niye çıkaralım dedim. Yani burada konuşacak bir şey yok. Çünkü kullanıcı incelemeleri yani artık ne duruma geldiğini ne seviyeye geldiğini gördük en son. Evet. Last of Us 2'de gördük. Hı <laughs> hı. Ki ondan önce de yani bu inceleme bombardımanları yine belli başlı oyunlar için insanların böyle linç kampanyası falan ta, 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 tadımızı kaçırıyordu. Kesinlikle. Yani kullanıcı incelemelerin bir güvenilir bir tarafı kalmamış. Daha diyeceksin basın incelemeleri ne kadar güvenilir o da ayrı bir tartışma konusu ama insanların bir araya gelip bir güruh oluşturup bir kampanya başlatmaları tamam bazen önemli bir tarafı olabiliyor işte oyunda devam eden bir yanlışlığın veya işte oradaki bir e, geliştiricinin yaptığı bir haksızlığın duyurulabilmesi için, orada yanlış bir şeyler olduğunu anlaşılabilmesi için önemli olabiliyor ama yine de doğru yol bu mu hep uzun süredir konuşuyoruz yani. Kesinlikle. Steam bununla çok e, bu tarz inceleme bombardımanlarıyla çok mücadele etmeye çalıştı. Uzunca süre yapmaya çalıştı. Bunu büyük oranda da başarılı oldu son dönemde. Yani onları artık daha rahat, daha kolay filtrelenebiliyor ama yine de yani kullanıcı incelemeleri insanların tabii kendi incelemlerini yazması, fikirlerini beyan etmesi güzel bir şey ama işte böyle kolektif bir hal aldığı zaman da Last of Us 2 örneğinde olduğu gibi ortaya yani pek de akla, mantığa sığmayan bir şey, bir durum ortaya çıkabiliyordu. Evet. Ee, Metacritic'te yeni bir sistem getirdi. Artık kullanıcılar inceleme yazmak için oyun çıktıktan sonra en az 36 saat beklemek durumundalar. Yani diyor ki metafatik gidin abi oynayın gelin öyle bir inceleme yazın ama bu bir şeyi engelleyecek mi? Hayır. 36 Burada saat tartışma. sonra sıfır puanlar bir puanlar vermeye başlatacak. Yani ilk adam iki gün bekle ondan sonra verecek. Yani, evet. Belki arada biraz işte içi soğuyan işte nefretini başka platformlarda kusanlar. Belki onlar hani sıkılıp gelmeyecekler. Belki o tartışmalardan yorulup ama bir noktada yine çok yani yine güvenilir bir yer haline gelmeyecek bu kullanıcı incelemeleri. Evet. Bilmiyorum. Ya bu tamamen şununla ilgili aslında. Ee, yani burada bir güç var ve ins insanoğlu yine bu gücü farklı ve yanlış şekilde kullanıyor. Yani ellerinde bir şeylere tepki göstermek güç var ama şimdi sen sıfır verdiğin zaman bunun hiçbir manası kalmıyor. Ben bu tarz olaylara çok kızıyorum. Bugün de aklıma bir şey geldi. Burada da itiraf edeyim. Bugün bugün de çenem düştü bayağı. Umarım sıkılmadınız. IMDb hesabı açtım ben. 2005 ya da 2006 yılında kuzenimden görüp Sevdiğim filmlere girip 10 puan veriyorum ama o zaman yaşım küçük. Bir de o zaman hiç sevmediğim Harry Potter serisi var. Yani Harry Potter'ı sevmiyorum, seven de sevmiyorum ama daha şey daha yaşım küçük yani. 8. sınıf 8. sınıfta falan girip hepsine 0 ya da 1 puan vermiştim. İşte Harry Potter'ın o zamana kadar kaç tane filmi çıktıysa girip hepsine 0 1 vermiştim. Sevdiğim filmlere de işte ama sevdiğim filmlere gerçekten 8 ise 8 kafamda, 7 ise 7. Şimdi i̇şte o zaman güya eleştirmedim ya 10 son. Onları veriyordum. Sonra e, bu hesabıma yıllar sonra giriş yapıp o rezilliği gördüm. İşte o sıfır verilen Harry Potter'ları gördüm. Onlardan da o oyumu kaldırmıştım. Ben de zamanında yaptım ama e, çocuktum. Aptalca bir hamleydi. E, bunu da burada itiraf edeyim ama yapmayın yani böyle şey. Bir şeyi sevmiyorsunuz diye. Ne bileyim hikayesini sevmediniz, oynanışını sevmediniz, fiyatını sevmediniz diye bir puan vermeyin. Çünkü bu kullanıcı e, incelemelerinin bir sonuca varması gerekiyor. Burada bağımsız bir fikir oluşması gerekiyor ama Böyle olduğu zaman aksine çok daha kötü bir sonuç doğuruyor diyelim ve e, bu haftalık gündemin sonuna geldik abi. Evet. Bakalım çek listemiz tamam. Anketi de hallettik sayılır. Anketi de sorduk. Çekle alakalı bir şey soracağız. Evet. <laughs> Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederiz. Senin de tansel. Haftaya tekrardan yeni bir gündemde görüşmek üzere. Hoşça kalın.